Bu gördüğünüz metal kapak dünyanın en derin yerine giden yolu korumakta. Buna cehenneme giden yol da denmekte. Çünkü kazı sırasında yaşananları duyduğunuzda neden böyle dediklerini anlayacaksınız. ...1970 öncesi bir tarihte Rusya sınırı içinde büyük ve geniş bir çukur keşfedildi. Ne zaman ve nasıl oluştuğu bilinmeyen bir çukur. 1989'da Sovyet Birliği'nin dağılmasından sonra KGB'ye ait birçok dosya ele geçirilip incelendi ve bu dosyalardan bir tanesi özellikle göze çarpıyordu. Dosyada anlatılanlar öylesine olağan dışıydı ki çok zaman geçmeden basına sızdı. Yaşananlar şöyleydi. 24 Mayıs 1970 tarihinde dünyanın diplerini keşfetme çalışmaları Sovyet bilim adamları tarafından gözlemlenecek şekilde başlatıldı. Kola Yarımadası'nda keşfedilen o olağan dışı çukurdan sonra başlatılan bu projenin amacı çukurun nasıl oluştuğunu bulmak ve yer kabuğunu mümkün olduğunca derine inerek incelemekti. Bu dünya tarihi başta olmak üzere birçok şeye ışık tutmak için faydalı bir çalışmaydı. Fakat bilimsel keşiflerin yanı sıra efsanevi olaylar ve söylentiler bu kazıyı diğerlerinden ayırıyordu. Daha önce Amerika'da da bir sondaj çalışması yapılmıştı fakat bu kazı kadar ne konuşuldu ne de yazıldı. Operasyon boyunca 3000'den fazla vardiyalı işçi çalıştı. Kazıyı takip eden çoğunluklar, bilim insanları ve iş adamları da vardı. Sabahın erken saatlerinde sondaj çalışması başladı. Planlanan kazı derinliği 15.000 metre yani 15 kilometre derine inebilmekti. Amerika'nın yolculuğu yukarıya, uzaya doğru bir yolculuktu. Uzayı keşfetmek, uzayın derinliklerini araştırmaktı. Ruslar da uzay çalışmaları yapmıştı. Hatta ilk kez 1957'de uzaya yapay bir uydu gönderen de Ruslardı. Fakat Sovyetler Birliği artık uzayın derinliklerini değil, dünyamızın, yaşadığımız gezegenin derinliklerini araştırmak istiyordu. Yer altını araştırarak aslında uzaya ve geçmişine ait bilgiler de bulunabilirdi. Yapılan kazılar sonuç vermeye başlamıştı ve 1979 yılında Amerika'daki Bertha Rogers sondaj kazısının derinliği yani 9.583 metre aşılmıştı. 1983 yılına gelindiğinde 12 kilometre derinliğe inildi. Fakat derine inildikçe sorunlar da oluşmaya başlıyordu. Sert kayaların aşılması için bir sene ara verildi ve bu sürede planlar yapıldı. 1984 yılında sondaj makinesinin tırnakları parçalandı. Aşılamaz bir bölgeye geldikleri için gerideki değiştirilebilir rota noktasına yani 7000 metreye dönüp başka bir rota belirlediler. 1989 yılında 12.262 metreye gelindi. Bu derinlikte tahmin edilenden çok daha fazla bir sıcaklıkla 180 derece ile karşılaştılar. 1992 yılında proje durduruldu. Bildiğimiz bilgiler bunlar olsa da her devletin yaptığı gibi asıl önemli bilgiler asla halka sızdırılmaz ve saklı tutulurdu. Sondaj sırasında çıkarılan her madde, her keşif devlet sırrı olarak saklandı. Aslında 12.000 metre aşıldıktan sonra projenin durmasına sebep olan şey teknik bir sorun değildi. Sondaj makinesi biraz daha derine inmeye çalıştığı sırada boşluğa düşmüş gibi oldu. Delici ağız kısmı boşa dönüyordu. Sanki yer altında bir çukur, bir boşluk vardı. Mühendisler makinenin bozulduğunu düşünerek onu geri çekmeye başladı. Sondaj aleti çıkarıldıktan sonra bakıldığında delici matkabın bir kısmı inanılmaz bir şekilde erimişti. 12 kilometre derinlikten gelen sıcak hava bariz belliydi ve garip uğultamalar da geliyordu. Sıcaklık ölçüldüğünde gözlerine inanamadılar. 1200 derece sıcaklık. Bu gerçek olamazdı. Tahminlerinin kat kat üstündeydi. Magmanın sıcaklığı bile 2000 dereceyken henüz bu derinlikte 1200 derece sıcaklık inanılmazdı. Yer kabuğu konusunda dünyanın en yetkin isimlerinden biri olan Dmitri Azakov bu konuda şöyle bahsetmişti. Bir anda matkap deli gibi dönmeye başladı. Bu bir mağaraya ya da boşluğa geldiğimizin göstergesiydi. Termometreler 1200 derece gibi inanılmaz bir sıcaklığı gösteriyordu. Bu beklediğimizden de fazlaydı. Sanki dünyanın merkezinde cehennem ateşi vardı.
Bu durum sondaj makinesinin neden boşluğa düşmüş gibi çalıştığını da açıklıyordu. Bilim insanları devam etmek, mühendisler ise projeyi bitirmek istiyordu. Karar devam edilmesi yönünde verildi. Bunun için bazı alternatif çözümler üretilmesi gerekiyordu çünkü sıcaklık yüzünden makineler orada daha fazla dayanamazdı. Doktor Azakov ısıya dayanıklı elektrik kabloları istedi ve bu kabloların ucuna uzay araçlarında kullanılan ısı kalkanlı hassas mikrofonlar yerleştirildi. Bunlar aslında yeterli değildi ve kısa sürede bozulacaktı fakat o kısa süre bile ne olup bittiğini anlamalarını sağlayabilirdi. Kablo ve bağlı bulunduğu mikrofon 12.000 küsür metrelik derinliğe bırakıldı. Aradan geçen 1 saat 12 dakikalık süre sonunda dibe ulaşılmıştı. Herkes merakla ne olduğunu bilmek isterken kaydedilen sesleri dinlemeye başladılar. Dipte kaydedildiği iddia edilen seslerde çığlıklar, bağırmalar duyuluyordu. Feryat eden insanlar gibi. Bazıları dünyadaki cehenneme açılan bir kapı gibi benzetmelerde de bulundu. Sesleri dinleyenlerden biri olan Doktor Azakov şöyle anlatıyordu. Şaftın altındaki plakaların seslerini iletmek üzere dizayn edilmiş mikrofonu daha da derine indirdik. Ama plaka sesleri yerine duyduğumuz sadece acı içinde çığlık atan insan sesiydi. Önce sesin ekipmanlarımızdan geldiğini düşündük fakat öyle olmadığını yaptığımız testler sonucu anladık. Doktor Azakov orada ne olduğunu görmek istiyordu. Elindeki kameralar ve ekipmanlar orayı kaydedebilecek kadar dayanıklı değildi. Askeri düzeyde ya da uzay çalışmalarında kullanılan sistemlere ihtiyaç vardı. Gerekli izinlerden sonra ona uzay araştırmalarında kullanılan ısıya dayanıklı kamera gönderildi. İşte bu kamera aşağıya doğru sarkıtılmaya başlandı. Yavaş yavaş derine doğru iniliyordu. Kayıt sırasında diplere yaklaşıldığında bazı yansımalar olduğu, figürler görüldüğü ve kamera ışığının sorun yaşadığı görülmüştü. Belki de bizim bilmediğimiz çok daha fazla şey yaşandı. O sırada kaydedilenleri sadece Doktor Azakov ve ekibi izledi. Görüntülerin hemen sonrasında hükümet bu olay hakkında tüm belgeleri ve delilleri yok etti. Çünkü bilimsel ateizm, Sovyetler Birliği'nin resmi devlet ideolojisiydi ve burada olanlar halkı herhangi bir dine yönlendirebilirdi. Azakov ve ekibi, olanların hiç kimseye anlatılmaması ve sızdırılmaması için uyarıldı. Fakat bu bilgiler ekipten biri ya da birileri tarafından sızdırıldı ve biz de onun için bu videoyu yapmaktayız zaten. İşte şimdi asıl konumuza gelelim. Seslerin cehennemden geldiğine dair söylentiler bugüne kadar geldi. Hatta birçok yerde paylaşıldı. Birçok insan Allah'ın hikmeti ya da mucizesi derken birçok insan da inanmamayı tercih etti. Aslında cenneti görmek ya da cehennemi görmek bence rüya haricinde olabilecek bir şey gibi görünmüyor. Çünkü inanan bir insansanız bile cennet ya da cehennemin öldükten sonra gidilecek ya da görülecek bir yer olduğunu bilirsiniz. İşte bu noktada internet üzerinden araştırma yaptığım bir sırada bir kayda denk geldim. Bu 1972 yapımı bir filmdi. Şimdi önce size o dipte duyulduğu söylenen sesi dinleteceğim.
Şimdi de bu filmdeki sahneyi açıp sesi dinleyelim. Seslerin aynı olduğunu duyabilirsiniz. Anlaşılmasın diye ilk sese bazı efektler uygulanmış. Anlayacağınız bu tamamen uydurma bir durum. Elbette olayların birçok kısmı doğru, fakat bu alttan gelen sesler bölümü biraz gizem katmak için uydurulmuş gibi görünmekte. Daha önce de söylediğim gibi, her duyduğunuza ya da gördüğünüze inanmayın, araştırın. Tıpkı logomuzdaki soru işareti gibi. Her daim sorgulamaya devam edin. Ben Nigma. Çözmemiz gereken daha çok sır var.